Muhterem Müslümanlar, aziz kardeşlerim, Cumanız mübarek olsun. Evet, kurban günlerindeyiz. Kurban günlerine, kurban bayramına doğru yaklaşıyoruz. Bugün 9 Eylül 2016, Zilhicce ayının da 7'si. Pazar günü Zilhicce 9. 10. gün bayram oluyor zaten. Pazartesi günü 12 Eylül. Pazar günü, pazartesi günü Zilhicce ayının 10. günü oluyor. Kurban bayramının 1. günü. Bu şu anlama geliyor. Pazar günü hacılarımız Arafat'ta. İnşallah. Evet, geçen haftaki dersimizde kurban ibadetinden bahsediyorduk. Kaldığımız yerden devam edelim bu haftaki sohbetimizde. Az kardeşlerim, özetle şunu anlatmıştık. Kurbanın iki boyutu vardı. Bir, hakka yönelik boyutu. İki, halka yönelik boyutu. Biz yani kurban keserek iki türlü faydalı iş yapmış oluyoruz. Bir, Allah'ın rızasını kazanıyoruz, takvaya ulaşıyoruz. Kur'an'ın ifadesiyle Allah'a yaklaşmış oluyoruz. Kurban yaklaşmak demek zaten. İki, Allah'ın kullarının da rızasını kazanarak, onların da gönüllerini alarak, onlara da kurban etlerimizle yardımcı olarak olduğumuz için onların da rızasını almış oluyoruz, gönlünü almış oluyoruz. Dolayısıyla hem kurban kestiğimiz zaman Allah memnun oluyor, hem de Allah'ın fakir kulları memnun oluyor. Allah'ın fakir kulları, ihtiyaç sahibi kulları memnun olduğu zaman Allah da zaten memnun olmuş oluyor değerli kardeşlerim. Evet, biz aslında kurbanı keserek, kurban olan kestiğimiz hayvan değil aslında biz olmuş oluyoruz. Yani kurbanı kesen kişi asıl kurban olmuş oluyor. Yani Allah'a yaklaşmış oluyor değerli kardeşlerim. Evet, muhterem kardeşlerim, kurbanın bu iki boyutunu anlattıktan sonra geçen hafta şurada kalmıştık. Evet, şurada. Biliyorsunuz değerli arkadaşlarım, ibadetlerimiz kurban dahil olmak üzere yazılmış reçeteler gibidir. Dolayısıyla Allah'ın yazdığı bu reçeteleri onun belirlediği şekilde yerine getirmek durumundayız. Yani ibadetlerin formatını Allah-u Teala belirliyor. O formata uymak durumundayız. Namazın formatı bellidir. Orucun bellidir. Değil mi? Zamanı, nasıl tutulacağı, haccın bellidir, kurbanın bellidir. Değil mi? Kurbanı paldır gündür kesiyor muyuz? Yok. Kurban günlerini keseceğiz. Kurban, efendim, kurban olması caiz olan hayvanlardan olacak. Değil mi? Onların da belli bir yaşı var. Bu formata versak ibadet oluyor değerli arkadaşlar. İşte doktorun yazdığı ilaçtan, reçeteden şifa bulacaksak, iyileşeceksek doktorun tarifine, reçetesine harfiyen uymak durumunda olduğumuz gibi ibadetlerden de gerekli faydayı, gerekli sevabı almamız için Allah'ın belirlediği şekilde yerine getirmek durumundayız. İbadetler kulluk, manevi ibadetlerin buhranların tedavisi gibidir. İbadetler bizim manevi hastalıklarımızı aynı zamanda tedavi eder değerli kardeşler. Şimdi bir tarih bir genç gelmişti yanıma. Hocam işte kabus görüyorum, şöyle cin görüyorum, böyle cinli görüyorum, işte uyuyamıyorum, şunları görüyorum, böyle anlatıyor. Sanki ben bir şey uzmanıyım gibi. Bildiğim kadarıyla dedim ki, sen dedim namaz kılıyor musun? Yok. O zaman yazdım reçeteyi. Madde bir. Abdestini alacaksın. Namaz kılmaya başlayacaksın. Bak, namazı kılmaya başla. Bunların hiçbirini görmezsin. Reçeteyi vermedi ama. Çünkü nefse zor. Bir defa olsa kolay. Bir defa olsa bir vakit namazda o kolay. Ama ömür boyu kılacaksın. Günde 5 defa. Oo, zor. Beğenmedi ama. Arada birkaç ay geçti. Bir cenazede gördüm. Dedim iyi oldun mu? Yok. Namaz kılıyor mu? Yok. Tabi iyi olamazsın dedim. Sen bizim reçeteyi kaldırıp atmışsın dedim. İyi olman için
doktora yazdığı reçeteyi kartına bakmayacaksın, gidip ilaçlarını alacaksın ve harfiyen de yerine getireceksin. Evet, demek ki manevi hastalıklarımızın da tedavisinde ibadet çok önemli rol oynuyor. Çok psikolojik hastalıkların sebebi ibadetsizlik, namazsızlık, secdesizlik. Yani bir sürü para akıtıyor psikologlara gidiyor. Çoğalma, bir de ilaç parası, o ayrı. Ama hiç gerek yok, bedava ya, abdest al, namaz kıl ile tedavi olursun. Çok çok hastalıklarımızda şu namaz, camiye gel, namaz kıl, çoğunu tedavi olacaksın zaten. Bedava ya, kimse paraya para istemiyorsun. İbadet bedava ya. Yok, zor geliyor. Evet. Değerli arkadaşlar, ibadetlerimiz Allah'a sunulmuş zarflar gibi. Bir zarf var, bir de mazruf var değil mi? Zarf tek başına bir işe yarar mı? Bir anlamı var mı zarfın? Zarfı zarf nedir? İçindeki mektuptur. Zarfın içinde mektup yoksa, mazruf yoksa, zarf boş bir kağıttır yani. Zarfın değerli kılan nedir? Düşünsene, sana reis-i cumhurdan bir zarf geldi. Dışında gönderen, işte Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı yazdın, alıcı sen. Ne yaparsın? O zarf çok değerli olur değil mi? Değil mi? Çünkü Genelkurmay Başkanlığı geldi. Gönderen Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar mesela. Dedi, alıcı sen, Allah. Gerçekten bir mektup geliyor sana. Onun içinde ne yazdığını merak eder misin, etmez misin? Edersin. Yani o zarf sıradan bir kağıt olmaktan çıkıyor, değerli oluyor. İçinde bir mektup var, sana gelmiş. Büyüce bir makamda, büyük bir makamda. İşte ibadetlerimizi de böyle düşünelim. İbadetlerimiz, bir zarf düşününüz. Namaz zarfı, oruç zarfı, hac zarfı gibi düşün. Daha somut ifade edelim. Namazı kıldım, zarfın içine konuldu. Şimdi Allah'ın huzurunda hesap verirken arşiv çıkarılıyor ya, arşiv. Ey Ahmet oğlu Mehmet, gel bakalım insan. Namaz zarfın çıkarıldı. Yıl yıl, gün gün hepsi var. Zarflar açıldı. Oo, zarfların içi boş. Namaz zarfına hiç namaz koymamışsın. Yavuktan çok az koymuşsun, bayramdan bayrama koymuşsun. Daha insaflı olanlar cumadan cumaya koymuş. Daha insaflı olanlar teravihleri koymuş, ne bileyim. Daha insaflı olanlar 5 vakit namazı kılmış. Böyle zarflar olacak. Bir de 5 vakit kılmış ama tam hakkıyla kılmamış. O da ayrı bir konu. Ama en kötüsü o zarfların içinin boş çıkması. Şimdi 2016 kurban zarfın açıldı. Hesaba çekiyor, kurban açıldı. Dışında yazıyor, 2016 kurbanı, senin zarfın belli. Bir açıldı, içi boş. Kurban kesmemişsin. O zaman seni savunman olacak, diyecek ki Allah. Tamam, kurban kesmemişsin. Meşru mazereti var mı? Ya Rabbi, kesecektin. Düşündüm ama kurban parası bulamadım. Durumum iyi değil. Allah zaten biliyor. Tamam. Ama gerçekten böyle bir mazereti varsın. Ama yok. Adam diyor ki, adamın elinde değil 2000 liralık telefon. Hanımın elinde 3000 liralık telefon, kızın elinde 1000 liralık telefon, markadan söylemeyin, reklam olmasın diye. Ondan sonra biz fakiriz, kesmiyoruz diyor. Bunları toplasan bir inek ediyor zaten. Bunları toplasan, bir tek başına bir inek alabiliyorsun zaten. Yani bunu şunu demek istiyoruz, biraz lüks içinde yaşıyoruz, kurbana geldiği zaman fakir oluyor. Kimse kimseyi kandırmaz. Kurbanı Allah için geçiyoruz, Ahmet Mehmet için değil ha. Evet, etin fakirlere gidiyor ama Allah'ın asıl rızası, Allah'ın rızası. Evet. O yüzden biz hesap zamanı bakırız. Kurbanlarımız mesela açıldığı zaman yıl yıl kurban zarfı açılacak. 2016 kurbanın boş, 2015 dolu olabilir. Geçen sene kestim, bu sene kesemeyebilirsin. Bu mali bir ibadettir. Biraz sonra şartları gelecek inşallah. Evet. Ama mühim olan bu zarflara dolu göndermek. Açıldığı zaman dolu göreceksin inşallah. Namaz zarfın açıldı, boş. Ne yaparsın orada? Allah'ın huzurundasın. O namazda orada doldurma şansın yok. Şimdi burada doldurman lazım. Evet. Ama dünya bir daha anlatıyor. Şu gördüğümüz
Dünya var ya şu. Şu kadar bir şey ya. O bizi aldatıyor. Aşık oluyoruz. Bir türlü kopamıyoruz. Yaşımız yüze geliyor, yine kopamıyoruz. Bu normal. Hayat imtihan ya. Kimisi az bağlanıyor, kimisi çok bağlanıyor. Çok bağlananlar zaten kaybediyor yani. Çok bağlananlar bir gün ölüm geldiği an jeton düşüyor. Jeton düşüyor ama o zaman işi geçmiş oluyor. Ama ahireti unutmadan, cenneti, cehennemi, ölümden sonrasını unutmadan dünyaya bağlanmış sıkıntı yok zaten. Ahireti unutarak dünyaya bağlanırsa o zaman sıkıntı var değerli arkadaşlar. Nur suresi 37. ayette diyor ki, ricalun, şöyle baba yiğitler var diyor. لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعُونَ عَنِ ذِكْرِ اللّٰهِ. Ne ticaret, ne alışveriş, bunları Allah'tan, Allah'ı zikretmekten alıkoymaz. Öyle baba yiğit, hakiki müminler var ki, ticaret, alışveriş onları camiden uzaklaştırmaz, ibadetten uzaklaştırmaz. Yani ibadet yaparken ticareti, alışverişi, dükkanı ayağına dolaşmaz diyor. Niye namaz kılmadım, dükkanı kapatamadım demez yani. Dükkanı da kapatır, namazında kalır. Camide gelir. İbadet için dünya mani olmaz ibadetine. Evet, ve ikamis salah ve itel zeka. Namazı kılar, zekatı verir. Yekafûne yevmen. Öyle bir günden korkar ki bu adamlar, baba yiğitler. Tetefallahu fîl gulûh vel emsâr. Kalplerin ve gözlerin Allah mullah olduğu o günden, o hesap gününden korkarlar. Bizim böyle olmamızı istiyor Allah. Böyle olur diyor ya. Evet. Bir hadis var. Bu hadis çok daha önce anlatmıştım. Özel de geçeyim. Asıl konumuz bu değil ama İbn-i Mesud'dan rivayet eden bir hadis. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki sahabe-i kirama Allah'tan utanıyor. Sahabe-i kirama diyor ki ya Resulallah biz Allah'tan utanıyoruz. Öyle değil. Sizin bildiğiniz, anladığınız gibi değil. Allah'tan utanan kişi şu kimsedir diyor. Bir, başını ve baş organlarını koruyandır. Başını ve baş organlarını koruyandır. Başımızda ne var? Baş bölgemizde. Göz var, kulak var, ağız var, dil var. Bunları korumak neyle olur? Sağlığı korumak anlaşılmasın sadece. Ya mesela gözü nasıl koruyacaksın? Gözü harama bakmaktan bakmayacaksın, öyle koruyacaksın. Kulağı nasıl koruyacaksın? Haramı dinlemeyeceksin. Peki dili nasıl koruyacaksın? Haram konuşmayacaksın. Yalan konuşmayacaksın, dedikodu yapmayacaksın. Efendim dilimizde, dilimizin bulunduğu yer ağzımızdır. Midemize giden kapıdır. Mideye bu ağızdan haram lokma indirmeyeceksin. Haram, helal ayrımı yapacaksın. Kırmızı çizgin olacak. Adam nereden gelirse gelsin doldur küpünü diyor. Haram, helal, içki, zina, kumar. Hiç öyle bir derdi yok. Kumardan geliyor, zinadan geliyor, içkiden geliyor. Dolduruyor. Dolduruyor ama onun bir gün hesabını vereceksin. Helal ve haram diye bir derdi olacak. Eğer bir insan ben Müslümanım, Müslümanca yaşamak istiyorum diye ahirette bir derdin varsa o zaman paldır küldür yaşama yok. Helal ve haram diye bir derdin, bir sıkıntın olacak. Her bulduğunu yemeyeceksin, her gördüğünü anlayacaksın. Helal olanlara bakacaksın. İki, karnını ve karın bölgesini korusun diyor. Karın bölgemizde ne var? Mide var. Mideye haram gitmeyecek. Efendim, kalp var. Kalbimiz Allah için çarpacak. Allah, kalbimiz beden ülkemizin başkentidir. Başkent, bütün taşlara hakim olur. Başkenti ele geçiren bütün taşları ele geçirmiştir. Dolayısıyla kalbimizde Allah merkezli bir düşünce olmalıdır. Gönül dediğimiz bu kalp Allah'a dönük olmalıdır. Şeytana değil, Allah'a dönük olmalıdır. Efendim yine bu bölgemizde bizim tenasül uzvu bölgemiz vardır. Burada ne ifade ediyor? Zina yapmayacaksın. Kadın olsun, erkek olsun. Zina yapmayacaksın. وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَا diyor. Zinaya yaklaşmayın diyor. Ha, zina deyince hemen şey yapıyoruz bazen. Kadın erkeğin nikahsız birleşmesine zina denir. Doğru mu? Nikahsız kadın erkek bir araya geldiği zaman ne olur? Zina olur İslam literatüründe. Biz bir beraber yaşıyoruz diye.
ne güzel söyledi. Dedi, bir yağ var mı? Yok. Şimdi bunun adı nedir? Zinadır. Ama olabilir, kaçamaktır. Sosyete yaptığı zaman meşru oluyor, öyle gösteriyor. Birisi dini nikahla nikah kıydığı zaman suç duyurucu da buluyor. Niye? Resmi nikahı. Elbette resmi nikah olması lazım. Kadın mağdur oluyor, ayrı konu ama öbürü hem nikahsız, ne resmi, ne dini, hiçbir şeysi yok. Ama meşru gösteriyor. Biz beraber yaşıyoruz yıllardır. Zina ediyorlar yani kısacası. Evet, zinadan uzak durmak lazım diyor. Ha, zina sadece o dediğiniz şekilde olmaz. Bakarak da zina olur. Kadın mesela, kadının avreti neresidir kadının? Müslüman kadının avreti neresidir? 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 İlkokulda çocuklara öğretiyoruz burada yani. Yaz kursunda falan. Kadının avreti neresi? Yani avret bölgesi. El, yüz, ayakların haricinde diğer vücudun diğer kısmına ne yapması lazım Müslüman kadın, kız neyse ne yapması lazım? Örtmesi lazım. Harici. Tesettür diyoruz buna. Tesettür örtmek. Peki örtmüyorsa kolu kısa geziyor. Kadın kolu kısa geziyor. Efendim dizinden aşağısı açık. Bilmem neresi açık. Askını giymiş. Başı açık. Ne oldu? Günah işler. Dinen haram işler. Bunun adını ne koyarsan dinen haram işlemiş oluyor. Bunun başka bir türlü izahı, kitaplarda başka bir şey yok. Günah işlemiş oluyor. Yani dolaylı olarak zina etmiş gibi oluyor. Çünkü erkek başka erkeklere baktığı zaman günaha sebep olmuş oluyor kadın. Bakana da baktırana da Allah katında günah var. Evet. Buraya nereden geldik? Demek ki zinaya yaklaşmayacak. Üçüncüsü ölüm ve çürümeyi aklından çıkarmamak. Allah'tan utanıyorum diyen kişi ölümü ve çürümeyi unutmayacak. Dördüncüsü ahireti arzulayan kimse dünyanın ziynetleri terk etmek durumundadır. Bu dört şeyi yerine getiren Allah'tan utanıyorum demektir. Kurban kesen kişi 4000 küsur yıl evvel olduğu gibi adeta İbrahimleşir. Yani Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın İsmail'i kurban etmek üzere göstermiş olduğu o cesareti, o sevgiyi, çünkü bir tarafta evlat sevgisi var, bir tarafta Allah sevgisi var. Allah tercihte bulunuyor. İsmail mi? Allah'ın sevgisi. İmtihana bak, peygamberin imtihanı. İsmail'i kes diyor, Allah'ın emri var, bir tarafta da oğlum, yavrum ya, onu keseceksin. Hangisi ağır bastı? Allah sevgisi ağır bastı. Allah'ın sevgisi ağır bastı. Kesme kararı alınca Allah da tamam, imtihanı kazandı. İşte Müslüman da aynı şekilde kurban keserken Allah'ın sevgisini düşünerek, Allah bana bunu meşru kıldı, ben kurbanı Allah için kesiyorum diye keserken adeta İbrahimleşmiş olacak. Evet, kurban malımızın şükrünün ifadesidir. Biliyorsunuz, her malın şükrü, her nimetin, genel bir ifade, her nimetin şükrü kendi cinsinden olacak. Allah bana sağlık nimeti verdi. Bunun cinsinden neyle şükretmem lazım? Bedenen namaz kılmam lazım mesela. Bana mesela atıyorum fındık verdi, mal, maddi manada para verdi. Zenginim. Bunun şükrü neyle olacak? Ya Rabbi teşekkür ederim. Şükür olur mu? Olmaz. O kuru kuruya teşekkür olmaz. Yani bizim kendi hayatımızda bile öyle. Kuru kuruya teşekkür etmemize kabul etmiyor ya. O zaman o teşekkürü neyle yapacaksın? Ya Rabbi sen bana şu kadar mal verdin. Sen teşekkür olarak zekatını veriyorum. Zaten fark edeceksin. O onun teşekkürü oluyor. Değil mi? İşte kurban da bunlardan birisi. Ya Rabbi sen bana mal verdin. Durumu iyi. Sana teşekkür bağında kurban kesiyor. Bak malın teşekkürü yine malla oluyor yani. Malla. Malımızdan harcayalım. Yani Allah'ım sen bana mal verdin. Teşekkür ederim. Demeyle teşekkür olmaz. Şükrümüzü kurban keserek de efendim göstermiş oluyoruz.
kurban kesme aynı zamanda bizi cimrilik hastalığında ne yapıyormuş? Tedavi ediyormuş. Cimrilik bir hastalıktır. Manevi bir hastalık. Biz kurban keserek cimrilik hastalığımızı da tedavi etmiş oluyoruz arkadaşlar. Fakirle zengin arasında köprü kurmuş oluyoruz. Kurban kesen kişi dinen varlıklı kişidir. Kesemeyen de dinen fakir kişidir. Bir taraf kesmeyecek ki, bir taraf kesecek ki. Kesen kesmeyene ne yapacak? Yardım yapacak. Bu fakirle zengin arasında bir köprü, manevi köprü kurulmuş olacak. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam İbn-i Mace'de geçen hadiste مَنْ وَدَى سَعَةً وَلَمْ يُضَحْفِ فَلَا يَقْرُبَنَّ مُسَلَّهَا. Gücü yettiği halde kurban kesmeyen kimse musallahımıza gelmesin. Namazgahımıza yaklaşmasın diyorum. Burada biraz tazim var. Değil mi ya? Biraz uyarma var. Gücü yettiği halde hiç meşru mazereti yokken kurban kesmeyen kişi namazgahımıza yaklaşmasın diyor. Evet. Şimdi kurban ibadetini ciddiye almak lazım gerektiğini anlatıyoruz. Evet. Ademoğlu kurban bayramı gününde Allah için kurban kesmekten daha sevimli bir iş yapmış olmaz. Yani bizim bayramın birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü günlerinde Allah'a en sevimli gelecek ibadetimiz neymiş? Kurban ibadeti. Evet. Şimdi arkadaşlarım biraz da fıkhi yönlerine bakalım. Kurban kesmenin hükmü hani mezhebimizde vaciptir biliyorsunuz. Diğer mezhepler, üç mezhepte cumhurda, cumhur ulemamız sünneti müekkede demektedir. Şimdi arkadaşlarım burada şu anlaşılmaz. Tamam sünnettir, önemli değildir. Cumhur alimlerimiz sünnet diyor. Sadece Ebu Hanife, İmam-ı Azam vacip diyor. Bu şu teknik bir konudur değerli arkadaşlar. Aslında diğer üç mezhebimizin sünnet dediği şeyle İmam-ı Azam'ın vacip dediği şey aynı şeydir. Mezhebin teknik konuları da aynı şeyi söylüyor. O zaman şunu söyleyelim. Bir ibadetin sünnet olması, farz olması, vacip olması onu ibadet olmaktan çıkarmaz. Diğer mezheplerde vacip diye bir konu olmadığı için farz peşine sünnet geliyor. Ebu Hanife'de arada vacip formu da var. Bu ara sorun yok diğer mezheplerde. O yüzden farz, sünnet. Farzdan sonra sünnet geliyor. Dolayısıyla diğer mezheplerimizdeki sünnet sizi yaratmış olmaz değerli arkadaşlar. Evet. Hükmü bu. Peki kimler kurban kesmekle yükümlü? Akıllı olmak, bütün ibadetlerde olduğu gibi. Bülû çağına ermiş olmak, çocuklara kurban vacip değildir. Zengin olmak, dinen zengin olmayana vacip değildir. Şimdi zengin olmak hep geçiyor imal. Zengin olmak deyince koç gibi olmak anlamıyor. Yani belli koç. Ve onun şirketi gibi. Yani Türkiye'nin en zenginlerinde ya. Öyle anlamayın ya. Zengin olmak deyince o kadar zengin anlaşılmayacak. Dinen zengin olacaksın. Dinen zengin olan kişi kurban kesecek, zekat verecek, efendim, hacca gidecek. Mali ibadetleri yerine getirecektir. O da nisap miktarı mala sahip olmak diyor ki, klasik olarak kitaplarımızda efendim, asli ihtiyaçlarından başka 80.18 gram altın ve mal sahip parası varsa bu kişi kurban kesmekten mükellef olmuş oluyor. Mukim olmak yani yolcu olmamak diyor. Keserse bir şey olmaz. Yani mukim olmasa, yolcu da olsa kesebilir. Aynen cuma namazında yolcu kişi cuma farz değil ama kılarsa caizdir, olur. Evet. Peki hangi hayvanlar kurban olur? Biliyorsunuz özellikle koyun, keçi. Koyun, keçi, sığır, manda ve deve. Koyun bir yaşında, koyun ve keçi bir yaşında olacak. Keçi mutlaka bir yaşında doldurmuş olması lazım. Koyunlara özel bir durum var. 6 ayını geçtikten sonra bir yaşındaymış gibi kuvvetli besiliyse o da kurban edilebilir. Sadece koyunlara mahsus. Keçide yok. Şimdi sığıra geliyoruz. Sığırda ise mutlaka 2 yaşını doldurmuş olması lazımdır. Bu 2 yaşını doldurmayan büyükbaş hayvanların kurban olması caiz değildir. Bunu alıcılar dikkat etsin.
satıcılar ediyor mu bilmiyoruz. İş ticarete bindiği zaman satıcı kardeşlerimiz maalesef maalesef ibadet olmaktan çıkara biliyorlar. İşi bilenlere sormak lazım. Bu kapak atma olayı var. Onunla alakalı bir soru var, onu cevaplayacağım biraz sonra. Bunu geçelim şimdi. Evet, kurbanlarda dişi mi faziletli, erkek mi? El cevap erkek kesmek faziletlidir. Çünkü dişilerde özellikle büyükbaşlarda hamile olma durumu var. Onların böyle durumlardan kaçınmak için erkek olanı kesmek de faziletlidir. Kurban ne zaman kesilir? Aralık günü kurban kesip dağıtanlar duydum deseniz inanmazsınız bana. Siz duydunuz mu? Malum örgütün kestiği gibi mesela. Geçmiş yıllarda duyuyoruz. Gözümüz görmedi. Duyuyor ama birkaç kere duydum. Kurban toplayıp da araba günü dağıtanlar. Araba günü kurban olur mu? Kurban bayramı sabah namazı vaktinde başlar. Kurban bayramı namazı kılınmayan yerlerde sabah namazıyla başlar. Kurban bayramı namazı kılınan yerlerde bayram namazından sonra başlar. Kurban kesme zamanı. Ne zaman sonra eder? İkinci günde devam eder. Üçüncü günde kesilebilir. Şayet dördüncü güne de kaldıysa, Şafii mezhebinde vardır, kesme diyemeyiz o mezhebi taklit ederek de. Dördüncü gün bile kurban kesebiliriz zaten. Evet. Ama Arap'ın günü asla kurban olmadı, et olur yani. Et yemişmişsiniz. Evet. Devam edelim. Dikkat edecek hususlar, besmele çekeceğiz. Bismillahirrahmanirrahim diyeceğiz. Bilene kestireceğiz. İşi bilen kesecek. Tabii kurban sahibi kendi kesse güzel. Ama bilmiyorsa ne olacak? O zaman bilen kimdir? Kasaptır. Kasap da keserken Bismillahirrahmanirrahim diye söyleyecek, kesecek. Hiçbir şey bilmese de Bismillahirrahmanirrahim dese, diğer duaları bilmese de kurban caizdir değerli kardeşler. Evet, kurban kesenin başında bulunması şart değildir ama bulunsa iyidir. Kurbana dokunması şart değildir. Başında bulunsa iyidir. Bulunmasa benim yerime ben kurbanımı kes diye söylerse ve yanıt verirse, değil mi? Ben köye geç geleceğim, benim adıma kurbanı kes diye telefonda söylersem ve yanıt vermiş olur, o kurbanı kesmiş olur değerli kardeşlerim. Bir de Müslüman olmuş olmak gerekiyor. Müslüman olmayanın kurban kesmesi caiz değildir. Kadın kurban kesebilir mi diye soruyor. El cevap, keser. Düşün ki bir evden kurban kesiliyor. Erkek bilmiyor ama kadın iyi biliyor. İyi biliyor kurban kesmeyi. Kurban iyi bilen keser. Erkek bilmiyor, kadın biliyor. O zaman kadının kesmesi daha lüzumlu bir şey. Bu işin ustalık gerekiyor değil mi? Erkek bilmiyorsa kesmeyecek, kadın biliyorsa kadın kesecek. Evet. Adabına uygun kurban nasıl kesilir onu zaten biliyorsunuz. Değil mi? Abdest alacağız. Kurban kesim yerine kurbanı incitmeden götüreceğiz. Kurbanların gözlerini bağlayalım. Diğer kurban kesilirken öbürü görmesin hala. Duyuyoruz böyle yanlış şeyler yapıyor. Bıçağı onun yanında bilemeyelim. Değil mi? Gözlerini bağlamayı da ihmal etmeyelim. Eskiden bu vardı, kaldırılmış son zamanlarda. Bu inceliğe dikkat edelim değerli arkadaşlarım. Bıçağımız da keskin olsun. Kıbleye karşı sol ve üzerine yatırmamız lazım. Keskin bıçak kullanalım. Hayvana göstermeden keselim. Biliyorsak duasını okuyalım. Bilmiyorsak efendim Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Teşrik tekbirlerini biliyorsunuz. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah, Allahu Ekber. Allahu Ekber ve lillahilhamd diye. Bu teşrik tekbirlerini zaten biz bayram boyunca 4 gün söyleyeceğiz namazın peşinde. Bu tekbiri zaten biliyorsunuz. Dolayısıyla kurban keserken bunu söyleyebilirsiniz. Sağda solda hoca aramaya çok da lüzum yok yani. Herkes bunu söyleyebilir değerli kardeşlerim. Usulüne uygun kesmek lazım. Hayvana eziyet vermeden. Evet. Kurbanın kanının tamamının akmasını da bekleyeceğiz. Kurbandan sonra kurban sahibinin namaz kılması şart değildir. Ama Allah'ım bana bir kurban kesmeyi nasip eyledin, şükredin diye bir kenarda iki rekat kurban kesin, iki rekat namaz kılarsa olur. Kurban namazı bir namaz yok ama. Ama Allah'ım sen bana bir kurban nasip eyledin deyip de bir kenarda iki rekat namaz kılarsa bu caizdir. Var değil. Evet. Efendim, kurban eteği ne yapacağız? Hepsini kendine saklayıp da
efendim deep freeze'lere, bilmem nereye, no frost'lara dolduracağız. No frost'u doldurursan no sell aslında. Anlatabildim mi? Çünkü tamam ihtiyacın varsa hepsini yiyor kitap. Senede bir defa hayatı yiyorsa hepsini alabilirsin diyor ama öyle bir durumu yok zaten her millet yiyorsa üçte birini al, üçte ikisini fakirlere dağıt, arkadaşlara, komşulara, gelen gidene ikram et. Kurbanda esas olan ikramda bulunmak, fakire ulaştırmaktır. Et, et yemek değildir. Yani kurban, bayramı günleri, kurban, kavurma günleri, kavurma festivali değil değerli kardeşlerim. Buna dikkat edin. Evet, vekalette kurban hususunda hala tereddütler olan varsa, efendim, Türkiye Diyanet Vakfımız kanalıyla kurbanlarımızı vekalete kestirebilirsiniz. 100 küsur ülkede kurban kesiyoruz. Türkiye Diyanet Vakfı olarak. Türkiye'de de var. Yurt dışında da 690 lira Türkiye'de, 500 lira yurt dışında kestirmek isteyen kardeşlerimiz. Bunlar Ziraat Bankamız, PTT şubelerimiz ve müşteriklerimiz kanalıyla. Banka yatırıcı efendim bugün son gün, son mesai biliyorsunuz. Bundan sonra 9 gün tatil, bankalar kapalı. Efendim online yatıracak, internette yatırıcı olanlar 12 Eylül Pazartesi günü dahi oradan vekalet verebilirler. Değerli arkadaşlarım, hatırlatalım. Kurucaşehir'den bayram namazımız 12 Eylül Pazartesi saat 07.07. Saat 07.07'de bayram namazına durmuş olacağız. Sabah namazı vaktinde sabah namazını camide kılıp ardından bayram namazı vaktine kadar bayram sohbeti dinlemek çok güzeldir. Tavsiye ederiz. Ona göre kendimizi ayarlayalım değerli kardeşlerim. Teşrik tekbirlerini de hatırlatalım. Arafa günü, pazar günü yani. Arafa günü sabah namazından itibaren başlıyoruz. Her farz namazın peşinden Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber, ve lillahilhamd diye dördüncü günü ikindi namazında bitiriyoruz. 23 vakit teşrik tekbirlerini her Müslüman erkek ve kadın namazın peşinden ne yapacağız? Söyleyeceğiz, bu vaciptir. Evet, şimdi değerli arkadaşlarım, 10 dakikadan az zaman kaldı. Özellikle geçeceğim konu var. Kurban konusu sorular var bununla alakalı. Onlara geçelim. Kurbanla alakalı 32 tane soru var burada. Hepsine vakit yetmeyebilir. Bir kısmını bayram sabahına kalabilir. Bir ailede herkes kurban kesmek durumunda. Yani ailede karı var, koca var, dede var neyse. Genelde karı koca yaşıyorlar artık. Dedeler pek eskiden kaldı. Genel şeye göre, kanaata göre, özellikle hanefilerde efendim, mülkiyet ayrılığı var. Karı kocadan, karın, hanımın mal mülkiyeti varsa, dinen zenginse hanım da kesecek, koca da dinen zenginse kesecek, deniyor. Nitekim bazı kardeşlerimiz hem eşi adına hem kendi adına iki tane kurban kesiyor. Bu böyle. Ama diğer mezheplerimizde de diyor ki, ailede bir kişinin kesmesi, diğer ailenin de kesmesi yerine geçer diyor. Bunu da böyle bilelim. Duruma göre yani. İki tane kesebiliyorsa, eşinle beraber kesersin. Birini vekalette kesersin, birini evinde kesersin. Böyle olabilir. Ama durumu iyi, iyi değilse bir tane de keserek bu vacip ibadeti yerine getirmiş olur. Kurban kesilirken besmele çekilmesinin hükmü nedir? Bilerek terk edersen kurban olmaz. Bilerek. Bilmeyerek terk edersen bir sekunde olmaz, kurban olmuş olur değerli arkadaşlar. Peki hangi dua yapacağız? Bilenler kurban kesilirken üç defa Bismillahirrahmanirrahim deriz. Bilenler kul inne salati ve nusuki ve mahyaya ve memati lillahi rabbil alemin. Ayet-i Kerime'dir bu. La şerike leh. Bu En'am suresinin 162-163. Ayet-i Kerime'sidir. Bu duayı okuyabilir. İnni veccehtu veccehi lillezî fatarassı semâvâti vel ardı hanîfen ve mâ ene minel müşrikîn. En'am suresi 79. ayetteki bu İbrahim Aleyhisselam'ın da duasıdır. Bu duayı hem ayettir okuyabilirsiniz. Yerini söyledik bakabilirsiniz. Bilmeyen, bunu okuması bilmiyorsanız Bismillahirrahmanirrahim. Teşrik tekbirleriyle beraber Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber ve lillahilhamd diyerek kurbanımızı kesebiliriz. Üçüncü soru, kesilirken abdest olmak şart mıdır? Şart olmamakla beraber, yani abdest olmadan da kurban kesilir. Ama bu bir ibadettir, abdestli olmakta fayda vardır, daha faziletlidir.
diyoruz. Hangi hayvanlar kurban olur? Bunun cevabını verdik biraz önce. Evet, hangi hayvanlar kurban olur? Kurban olmayan mali kusurlar nelerdir? Bir daha bir ibadet yapıyoruz. İbadetlerimizde hayvanımız kusurlu olmasın. En iyisinden kesmek lazım. En kusursuzundan kesmek lazım. Kötürüm derecesinde hasta, zayıf, düşkün, bir veya iki gözü kör, boynuzlarının bir veya ikisi kökünden kırık, dili, kuyruğu, kulakları ve memeleri eksik, dişlerinin tamamı veya çoğu dökük hayvanlardan kurban olmaz. Bu kusurlar kurbana mani değil. Ancak hayvanın doğuştan boynuzsuz. Boynuzlu olması gerekiyor ama doğuştan boynuz bitmemiş. Efendim, doğuştan şaşı, topal, doğuştan topal, hafif hasta, bir kulağı delik veya yırtılmış, bir kulağı yırtılmış mı? Bunlar kurbana mani değildir. Hakiki adak bu diye ve nafile kurbanlar için aynı büyük başarı ortak olabilir mi? Şunu şöyle anlatalım. Şimdi kurban günündeyiz. 7 kişiye kadar büyükbaş hayvan kurban kesildi. Birisi dedi ki benim hakikam var, ben bir hisse alayım. Birisi dedi ki benim de nezirim adağım vardı. Onu da adak için gireyim dedi. Birisi dedi ki benim şükür kurbanım vardı, ona gireyim dedi. Birisi de dedi ki benim de kurban bayramı günlerinde kestiğimiz vacip kurban adı Udhiye'dir. Udhiye için giriyorum derse hepsi caizdir. Ortak nokta hepsinin ibadet kastıyla. Bu saydığımız kurban çeşitleri zaten ibadettir değil mi? Ama bu 7 kişiden birisi derse ki ben et için giriyorum derse ne olur? Hiç birinin hissesi ibadet olmaz. Kurban caiz olmaz. 7'si de ibadet kastıyla hisseye girmiş olması lazım. Evet. Kurban derisi nasıl değerlendirilmelidir? Derisi ne yapılması lazım? Fakire veya hayır kurumlarına verilmelidir. Derileri sağa sola atmayın. Milli servettir. Efendim, hayır kurumlarımıza ulaştıralım. Bu işle ilgilenen kardeşlerimize ulaştıralım. Milli servettir. Sağa sola atmayalım. Tamam mı? Camilere, Kur'an kurslarına, dini hayır hizmet gören yerlere efendim verebilirsiniz. Kuyruksuz koyunlar kurban olur mu? Doğuştan kuyruksuz olan veya besili olması için küçük yaşta kuyrukları boğulmak suretiyle düşürülen koyunların kurban verilmelerinde bir sakınca yok. Doğuştan oluyorsa. Ancak bir kaza ile değerini azaltacak şekilde kuyruğunun tamamı veya yarısından çok kopan hayvanın kurban verilmesi caiz değildir. Ölmüş kişiler için kurban caiz. Maalesef halk arasında son zamanlarda ölü kurbanı, kabir kurbanı diye abuk sabuk şeyler çıkıyor. Ölü kurban olur mu? Ölü kurban. Ölmüş kişi ibadet düşüyor, bitti. Ölmüş kişinin artık ibadette mükellef olma şansı yok. Efendim, kabir kurbanı. Böyle bir şey yok. Ancak ölmüş birisi adına veya sevabı ölüye bağışlanmak üzere kurban kesilir. Bir kurban aldın, ölmüş, kesersin, dağıtırsın. Ölmüş kişinin hayrına sayabilirsin. Mecbur değilsin. Yani nasıl ki onun bıraktığı maldan onun hayrına tasarruf edebiliyorsa bir kurban alıp da bir hayvan alıp da fakirlere dağıtıp onun hayrına yapabilirsin. Aradaki fark anladınız mı? Fark bu. Taksitle kurban olur mu? Evet, ister peşin, ister taksit olsun. Hayvan taksitle olabilir. Taksitle alışveriş caiz olduğu gibi. Yani taksitle de olsa ben şu malı kendi mülkiyetime geçiriyorum. Mülkiyetime geçtiği zaman benim oluyor, artık ben kesebilirim. Satın alınan kurbanı daha sonra başkaları ortak edilebilir mi? Evet, 6 kişi aldınız. Sonra bir kişi geldi dedi ki ben de ortak edeyim. Bir tane borçluk var. Caizdir. Olabilir. Yani 6 kişi de kesebilir, 5 de kesebilir, 4 de, 3 de, 2 de, 1. Yani bir ineği 1 kişi de kesebilir, 6 kişi de, 7 kişi de ama 8 kişi kesemez. 6 kişi aldınız, sonra da 7. kişi de alabilirsiniz. Efendim, kurban yerine sadaka versek olur mu? Olmaz. Bunu söyledik, söyleyesinde tüy bitti. 10 tane kurban parasını sadaka versem kurban kesmiş olmaz. Ne olur? Kurban kesmiş olmasın.
sadaka vermiş olur. Kurban, kurban kesmiş. Bir şey soruyor. Baştan diyelim ki biz 4 kişi niyedir? Baştan da bir ay önce, 2 ay önce bir hayvan aldık. Son günü bir arkadaş geldi, dedi ki beni de kaç. İşte anlattım, caizdir. Ama o hissi... Baştan niyedir? His yok, bir şey olmaz. Hisse sahipleri memnunsa, tamam hay hay diyorsa. Ama hisse sahipleri nizaha çıkıyorsa o olmaz. Nizaha çıkmayacak. Yani o 6 kişi diyor, tamam sen de alalım diyorsa, sürtüyor. 7'ye kadar alabilirsin diyeceğiz.